Akşam buluşacaksınız. Tamam, buluşalım dediniz. Ben seni şu saatte şurada bekliyorum. Bence bir kızı gidip almak çok çekicidir ama bunu o kadar da yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü hazıra konacak ve kızların en güzel taktiklerinden biridir. Hemen size beni şuradan alır mısın? Beni buradan alır mısın? Beni şuraya götürür müsün demeye başlarlar ve ciddi bir evlenmeye hazırlama kursudur kadınlar için bu erkekleri. Erkeği kursa sokalım, nasıl evlenmeye razı ederiz. O yüzden henüz evlenmeye niyetiniz yoksa aman dikkat. Peki akşam buluşacaksınız. Ne yaptınız? Gittiniz. Tam saatinde gidin. Sizi bekletecek. Bekleyin. Ama ona geldiği zaman çok güzelsin ama seni bir daha almaya geldiğimde asla beklemeyeceğim. Bir kadına beklemeyeceğinizi söylemeniz çok önemli çünkü zamanlama konusunda kadına eğitmeniz gerekir. Eğitmezseniz çok çekeceğiniz var demektir. Bu saatler 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat uzar uzar uzar. Peki hadi onu evinden almaya gittiniz ya da bir yerde buluşmaya gittiniz. Diyelim ki bir kafede buluşacaksınız. Gittiniz ve yok. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Geldi. Kalkın. Bırakın ve gidin. Ama o gelmeden önce değil, geldiğinde. Kusura bakma zamanım yoktu. Zaten çok az oturacaktık ama sen o kadar uzun zamanda geldin ki şimdi gitmem gerekiyor. Öylesine güzel kala kalır ki nefret eder sizden. Kendisinden nefret edeceği için sizden nefret eder. Niye zamanında gelip sizinle zaman geçirmediği için nefret eder? Bir insanın kendisine kızgınlığını size karşı kullanmasıyla başlatacağınız oyun muhteşem bir provokasyona dönüşür. Ne olur? Kendisine zamanında hazırlanamadığı için kızmaya başlar. Sonra sizi beklemediğiniz için suçlamaya başlar. Sonra siz gittikten sonra hay Allah kahretsin der. Niye zamanında gelmedim? Adam ne kadar düzgündü. Ben ne saçma sapan davranıyorum. Kendisini eleştirmeye başlar. Yalnız buna çok fazla sürdürmemenizi tavsiye ederim. Kadının ciddi bir şekilde sinmesine neden olursunuz. Silikleşmesine, sıradanlaşmasına neden olursunuz. Çünkü kadınların böyle bir potansiyeli vardır. Hızla kendilerini kaybederler. Hızla bir erkeğe tabi olmaya başlarlar. Bu da bir erkek için çekici bir kadın türü değildir aslında. Peki başka? Başka nelere dikkat etmek lazım? Beklemeye dikkat ettik. Hazırlandı. Onu mutlaka sizin yanınıza gelirken çekici şeyler giymeye ikna edin. Üzerinde etek olmasını söyleyin. Üzerinde renkli bir şeyler olmasını isteyin. Müdahale edin. Ne olduğu önemli değil. Pantolon giyiyorsa etek giymesi gerekiyor. Etek giyiyorsa pantolon çok yakışacak. Bluz giyiyorsa bluzunun yakası biraz daha kapalı olacak ya da askılı bir şey olacak. Ama her zaman kullanmadığı türün başka bir seçenek olarak önüne konması gerekir. Kadınlar müdahaleyi severler. Düşünsenize bir kadın her şeyi nasıl planlar, her şeyi nasıl düşünür, küçük küçük detaylar, inanamayacağınız ayrıntılar. Bunu bizim yerimizde biri yapsın diye o kadar büyük bir arzu duyarız ki. Bir erkeğin etek giysen sana daha çok yakışacak, lütfen bundan sonra etek giy demesi, biz de hemen ha tamam kontrolü, oh sonunda elimden alacak biriyle karşılaştım hissi yaratır. Güzel bir tuzaktır. Size tabi olmayı isteyecek. Ama dikkat edin, uzatmak yok. Bazen kıskançlık yapmak, hani şunu giymeyeceksin, böyle görünmeyeceksin, niye sağa bakıyorsun, niye sola bakıyorsun demek de ciddi bir sahiplenme durumudur. Kadınlar bundan da çok hoşlanırlar. Aman bunu da kullanın ama abartmayın. Sonra iyice kas katı hale getirirsiniz. Öyle bir kadın da çekici değildir. Yani aslında bir kadını baştan çıkarmak son derece tuzaklı bir yoldur. Bu tuzaklara dikkat etmek için sakın ha adım adım uygulamaktan vazgeçmeyin. Sizin için anlatıyorum. Nasıl baştan çıkaracaksınız, nasıl etkileyeceksiniz, nasıl devamını getireceksiniz? Küçük bir adımı atladığınız takdirde kendi kendinizin tuzağına düşersiniz. Genellikle yüz yüze tanışmalardan bahsettik. Kalabalık bir mekanda ya da herhangi bir ortamda. Peki internet? İnternet ortamının ne yapacağız? MSN'den tanışanlar var, Facebook'u kullananlar var ya da sosyal paylaşım siteleri diyelim onlara. Oradan tanışanlar. Oradan tanıştığım hiçbir şeye güvenemiyorum açıkçası. O kadar çok evlenen var ki yine de bunu aklımda tutmaya çalışıyorum ama bu daha bir hassas oyun. Belki daha oynak bir oyun, daha eğlenceli de olabilir aynı zamanda aklınızda olsun. MSN'den biriyle tanışacaksanız sakın uzatmayın. Çok hızlı bir şekilde tanışın, çok hızlı bir şekilde görüşün.
Ya da Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden birinde tanışacaksanız, oraya abuk subuk saçma sapan kedilerinizi, köpeklerinizin resimlerini koymayın. Kendi fotoğrafınızı zaten hiçbir şekilde internet ortamında yayınlamayın. Sadece özel zamanlarda. Kamera kullanmak deyince, kamera özel bir alettir. Öyle kendi bilgisayarınızın kamerasını açıp saçma sapan bir kameradan kendi abuk subuk görünen yüzünüzü göstermeyin. Çünkü balık gibi çıkacaksınız ve karşınızdaki kişi size bakıp da ay ne kadar güzel diye düşünmeyecek. Yani o zaman size her durumda razı oluyordur. O göründüğünüze bakıp da sizinle tanışıyorsa. Bence saçma. Bunu mu isteyeceksiniz? En güzel tanışma yollarından bir tanesi birilerinin sizi tanıştırmasıdır. Referans. Referanslar önemlidir ilişkide. Arkadaşlarınızın hepsine haber salın. Güzel bir kızla tanışmak istiyorum deyin. Onunla güzel bir ilişki yaşamak istiyorum deyin. Fazla hazır olacak sizinle tanıştığında ama olsun, seçim yaparsınız aralarından. Bırakın arkadaşlarınız herkese sizin böyle bir ilişki aradığınızı söylesin. Sonunu siz karar vereceksiniz.